başımda duman, hayallerim var kocaman kocaman. Geçtik başım. Yalancısın oğlum sen. Bana en başında yalanı söyleyen sensin zaten. Ben mi yalan söyledim? Oyunu kuran sensin. İçinde oynayan sensin. Yalanları söyleyen sensin. Kızın hakkında ileri geri konuşan, millete sevgiliyiz ayakları çeken sensin. Bir de karşıma gelmiş artistlik mi yapıyorsun? Yürü git buradan. Asıl sevgili yolunu yapan sensin. Ben değilim. Kim arıyor? Kim arıyor? Hah, Akın arıyor. Neresi karıştı ya? Ne oldu gene abi? Emre iyi mi? Var mı sıkıntı? Tamam. Ben geliyorum. Bekle. Kapat sen hadi. Ne olmuş? Bir sıkıntı mı var? Oğlum, kafede Emre bile tartışmış. Geliyor musun? Kahve içiyordum. O zaman sen otur, ben gideyim. Pilates'e katılacağım zaten. Hadi hadi. Hadi. Dikkat et. Benimki bir amaç uğrunaydı aslanım. Seninki ne uğruna? Seninki kendi egoların uğruna. Yürü git buradan hadi. Senin de amacını göreceğiz. Hadi 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 bak, burası dükkan kardeş. Bak beni burada sinirimi bozma. Sen de tamam mı? Bundan sonra etrafındaki insanlara birazcık dikkat et. Karşına aldığın insanları, adam yerine koyduğun insanlara birazcık dikkat et. Ben nereden bilebilirim ki? Mehtap'cığım, gerçekten çok beğendim butiği. Senin adına çok çok sevindim. Harika olmuş. Bence sen de bu işi bir düşün. Bu işi derken? Belki biz bir şeyler yapabiliriz birlikte. O ne demek şimdi? Bilmem. Hani bu kadar beğendiysen herhalde birlikte bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani benimle birlikte olmak istemez misin? Bana ortaklık mı teklif ediyor? Yani iş anlamında evet. Aa, süper. Aslında olabilir ama yapabilir miyim ki? Çok anlamam ben. Satış falan filan, kıyafet. Yani modadan anlarım aslında ama böyle bir şey hiç düşünmedim. O kadar da demedim canım. Yani sadece birlikte bir şeyler yapabiliriz anlamında söyledim. Tamam, olabilir. Eğer beğendiysen bu kadar. Duygu, kusura bakma, gerçekten tamamen aklımdan çıkmış. Olaylar o kadar üst üste geldi ki. Nasıl unuttun bugün görüşeceğimizi? Butiğin devri, telefon konuşması. Batu ile Leyla ile olaylar başımda dönüyor, sorma. Ne oldu yine? Nasıl anlatayım ki yani şimdi upuzun. Telefon geldi. Adamın yanında telefonla konuştum ya. Ne oldu, problem ne? İşleri. Problem mi? O yüzden aklımdan çıktı. Kusura bakma lütfen. Estağfurullah. Problem çok uzun bu problem. Ama anlatamam. Yine ne yaptın? Anlatamam. Bir şey yapmam. Gerçekten bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Sen işleri ne yaptın? İş arıyorum. Hı-hı. İş arıyorum. Evdeyim. Uzun zamandır oturuyorum. Sıkıldım. Evdeyim yani. İş arıyorum. Hmm. Sen bebek seviyorsun değil mi? Seviyorum. Acayip çok severim bebekleri. Bununla alakalı bir fikir var aklımda da. Dur bir şu işleri halledeyim. Bu ne işleri hallettikten var? Sonra. Ne fikir var, söyler misin? Merak ettiğini biliyorum. Hep böyle merakta bırakır. Ya o kadar çok merakta bırakıyorsun ki insan. Çok merak ettim. Söyler misin lütfen? Dur, telefonum çalıyor şimdi. Alo. Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar hızlısınız. Tabii hemen hesabınıza işleri hallediyorum. Birazdan hesabınıza parayı yatıracağım. Görüşürüz daha sonra. Hoşça kalın. Kızlar, benim çıkmam lazım. Siz de bu arada tanışmış olursunuz. Tanışmıyorsunuz biliyorum ama evet. Kaynaşmış olursunuz. Daha sonra görüşürüz. Tamam canım. Hemen çıkmam lazım. Tamam. Sizin için de bir şeyler düşündü. Bilmiyorum, çok merak ediyorum ne düşünüyor. Yani bu Mehtap, çocuk da sordu, çocukları sever misin? Merak ediyorum, söylemedi de. Sen acaba söyler mi, bir tüy alıp da bana ulaştırabilir misin? Benim aklıma bir şey geldi ama ben de ne söylemek acaba? İstemedim. Kendisi söylesin. Sen söyle. Yok, kendisi söylesin. Ay, meraktan edeceğim. Şimdi olur olmaz onu bilmiyoruz. O da o yüzden söylememiştir zaten. Dur bakalım. Hayırlısı olsun. İnşallah. Sana da ortaklık teklif etti herhalde. Evet, ayaküstü. O değilden bir etti ama. Ne düşünürsün?
Ya normalde de iyi anlaşıyorum onunla. Gerçekten iyi anlaşıyorum. O yüzden olabilir aslında. Neden olmasın da ticareti yapabilir miyim? Onu düşünüyorum. Giyinmeyi severim. Yapabilirsin bakın sen ya. Yani giyinmeyi seviyorsun, modayı yakın takip ediyorsun. Bence gayet de güzel yaparsın. Yakışır sana. Teşekkür ederim. İşin ekonomi kısmından anlamıyorum. Ekonomiyle Mehtap anlıyor. O kesin. Orada zaten tamamlarsınız birbirinizi. O kesin yani. İnşallah hayırlısı olur ikinizin hakkında da. Evet. Batucuğum, sakin oluyoruz, tamam mı? Vallahi aşkım, söz veremiyorum. Koşa koşa geldiğine göre kesin bir şeyler var. Koşa koşa geldiysem kızımı torunumu özlediğim için geldim. Sen çağırdın diye değil. İnşallah öyledir. Düşündüğüm gibi çıkarsa seninle çok işimiz var, söyleyeyim sana. Ne eveleyip geveliyorsun sen ya? Çıkarsana şu dilin altındaki baklayı. Bu kadar delikanlıysam şu Mehtap'ın yolladığı fotoğrafla bir alakan var mı, ilgin var mı onu söyle. Allah'ım ya Rabbim, bu nasıl bir iftiradır böyle, anlayamadım ya. Ya benim bulunmadığım yerde ne alakam ilgim olacak benim fotoğrafla bilmem neyle? Ya yine başlamayın Allah aşkına ya. İftira mı gerçek mi göreceğiz nasıl olsa. Naneleri yiyen sen, suçlu olan ben, öyle mi? Bak. Ne âlâ memleket ya. Benim hiçbir şey yapmadığım ortaya çıktı. Tamam mı? Buna en başında da yok onu yaptın, bunu yaptın, gezdin, tozdun diye konuştun. Hiçbir şey yapmadığım ortaya çıktı. Senin bu olayda parmağın var mı yok mu, bundan nasıl kurtulacaksın? Bunu düşün. Ya hiç bulunmadığım bir yer benim orası. Nasıl parmağım olur bu işte, ben anlayamıyorum yani. Ha, ben senden her şeyi beklerim. Kızım, havadan taş yağsa bu kocam benden bilecek. E haksız da sayılmaz anne. Seni de bana düşman etti ya. Yani. Anneciğim bak, bir şey biliyorsan söyle lütfen. Ne bileceğim ben kızım ya? Ne bileceğim yani? Bildiğim her şeyi söyledim. Ama takipteyim, peşini de bırakmış sayılmam yani. Şüphelerim var mı? Bilmiyorum, ben de emin değilim. Bilmiyorsun yani bir şey. Evet, şimdilik bir şey bilmiyorum. Ama bildiğimde ilk söyleyeceğim kişi sensin. Önce ben bileceğim, sonra sana söyleyeceğim. Söz. İyi, tamam. Tamam mı? Tamam. Herife bak ya. Kardeşim? Ya kardeşim, biliyorsun Cansel'in bir emlakçı arkadaşı vardı Kurtan diye. Evet. Bu herif kendi yakın çevresine işte Cansel benim kız arkadaşım, yok işte şöyle selfie çekildik, böyle resim çekildik bilmem ne diye gösteriyormuş. Sonra bunu da arkadaşı burada dün akşam benim yanımda ağzından kaçırdı. İşte Cansel'le dedi, Kurtan dedi, sevgiliydiler dedi. İşte yok bilmem ne, herhalde tartışmışlar falan. Ne alaka dedim. Ondan sonra bana öyle söyledi Kurtan dedi. Dedim yok öyle bir şey, yalan. Neyse sonra çocuk geldi, inkar etti. Şey önce itiraf etti orada, sonra buraya geldi, burada inkar etti. Sinirlerim tepeme çıktı. Bir de beni yalancılıkla suçladı. Yalan söylüyor bu bilmem ne, şöyle böyle falan. Ulan dedim git buradan. Yani sinirlendim, gerildim. Sonra buradan gönderdim. Biraz sesler yükseldi falan. Sonra gitti arkadaş. Yani kusura bakma kardeşim, hani böyle bir şey yaşandı ama dayanamadım herife yani. Hani çünkü hem yalan söyleyip hem bir de üste çıkmaya çalışınca iyice sinirlerim bozuldu yani. Burada bu sürekli bir olay oluyor farkındaysam. Şimdi bak işim gücüm var. Akın beni arıyor. Gel diyor, burada diyor olay var gene diyor. Ben buraya koştur koştur nefes nefese geliyorum. Geliyorum gene böyle bir şeyle karşılaşıyoruz yani. Akın mı söyledi sana? Akın söyledi de abicim, bunun hani Akın söyledi mi derken de ki o hani tavırdan hani şikayet anlamında söylemedi yani. Şikayet olarak algılama bunu yani. Öyle geldi işte seni, beni şikayet etti mi falan tarzında bir şey söylemedi çocuk yani. Vallahi kardeşim bak, sen benim kardeşimsin. Sen bana burayı emanet ettin. Ben de bunun farkındayım. Elimden geldiği kadar ne geliyorsa, ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ama ve lakin hani burası benim yüzümden sorun yaşıyorsa ben buradan çekip gidebilirim. Benim için sorun değil. Yani vallahi, bilgin yani olsun. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun kardeşim? Ben sana çek git anlamında bir şey söylemiyorum. Farkındaysan bunu çok sık yaşamaya başladık diyorum. Hani niye yani? Bunun sebebi ne abi? Bak adıyor beni adam, burada müşteriler kalkmış gitmiş oradan. Bir sürü burada sıkıntı. Ama Gökhan çocuğu görsen hasta resmen ya.
Cansel hasta diyorsun da yani sen de adamı partiye Akın. Çağırıyorsun. Selfie çekiyorsun, hasta diyorsun. Baksana bir. Otursana bir kardeşim. Kardeşim, hani ben burada bir hata ettim. İnsanların içerisindeyken biraz sesler yükseldi, bir tartışma yaşadım. Benimki hataydı, ben hatamı kabul ediyorum. Peki sen niye beni gambaz diyorsun kardeşim Gökhan'a? Al işte. Abi gambaz bir saniye sakin olsun. Gambazlamakla bunun ne alakası var? Neyin gambazlaması kardeşim ya? Adam sadece burada bir olay olduğunu söyledi bana yani. Şimdi öyle anlama olayı. Gambazladı falan diye düşünme, birbirimize onu söylemeyin yani. Sadece burada bir sıkıntı olduğunu dile getirdi adam. Burada o da burada bir sorun mu ve dolayısıyla görevini yaptı. Adam zaten seni, beni ararken Emre olay yapıyor, Emre şöyle, Emre böyle diye bir şey söylemedi. Problem var dedi ve ben sana bir şey oldu diye koşarak geldim yani. Ama görüyorum olay başka yani. Kardeşim. Gambazlamak değil. Şimdi sen gambazlamak diyorsun ama. Burası senin oyun bahçen değil. Sen burada atar gider yapıp, kavga edip ya da tartışıp, müşterileri kaçırıp, ondan sonra bana böyle gambazladın falan dersen senin bir bakış açını değiştirmen gerekiyor bence. Yani beni ilgilendiren burası. Burası bir iş yeri, burası benim ekmek teknem. Ben sadece olayı haber verdim. Yani sen buna gambazlamak diyorsan kendi tercihin yani. Bakın kardeşim bak şimdi. Ben burayı kendi işletmem, kendi iş yerim gibi görüyorum. Tamam mı? Yani benim sadece adaletsizliğe ve haksızlığa gelemediğim bazı durumlar var. Bir insan evladı beni burada yalancılıkla suçladı ve ortalık gerildi. Bunun neticesinde de bir tartışma yaşandı. Senden hani benim ekip arkadaşım olarak, çalışma arkadaşım olarak bu durumu kendi içimizde çözümlemeyi beklerdim. Gökhan'a ulaşmasını beklemezdim. Zaten gerekli durumlar ya da başka durumlar Gökhan'a benim tarafımdan iletiliyor. Şimdi abicim, burası bir işletme ve her ne kadar arkadaş olsak ben buranın sahibiyim. Bana bunun iletilmesi kadar normal bir şey yok. Sen iletmesen, o iletmese bana garson iletecek. Dönecek, kasiyer iletecek. Şimdi siz varken onlardan benim duymam benim için daha büyük bir problem. Neyse kardeşim, ben senden de özür dilerim. Senden de özür dilerim kardeşim. Tamam mı? Eyvallah. Ama bizim bildiğimizde bazı şeyler vardır. Bunların da arkasında her zaman durmuşuzdur. Bu da onlardan biriydi. O yüzden böyle bir şey yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Keşke sen de arayıp haber vermeseydin. Neyse. O gerekeni yaptı. Ben burada hepinize, ikinize söylüyorum hepiniz derken. Bir daha abi beni olay, tartışma, kavga vesaire için şu mekana çağırıp masaya oturtmayın abi. Kızlar nasıldı ders? Çok yoruldum. Felaket yoruldum ya. Karın kaslarım hala ağrıyor vallahi. Süper, demek işe yarıyor. Daha çok karın çalışmamız lazım. Ve bunu sık sık yapmamız lazım. Ben buradayım. Melek'ciğim seninki nerede? Baktım baktım göremedim. Ya bugün işi çıktı. Buralarda değil. Ama devamlı buralarda olur aslında. Kafeye gitmiş olması lazım. Oo, özlüyorsun galiba. Özlüyorum tabii. Yani o da beni çok özlüyor. Çok güzel gidiyor şükür. Allah bozmasın. Kızlar merhaba. Melek biraz konuşabilir miyiz baş başa? Benim seninle konuşacak neyim var baş başa? Baş başa gel konuşalım. Yoksa düşmüyor. Yoksa yakamdan gitmiyor. Heh. Allah Allah. Yine kavga etmeseler bari. Evet söyleyebilirsin. Bilmiyorum. Melek'ciğim aslında neyi konuşmaya geldin biliyor musun? Senin şu sadece nispeti yapmak için yaptığını, bana göstere göstere bir şeyler yapmaya çalıştığını ama o yaşadığının gerçek olmadığını artık bir anla kardeşim ya. Sen şimdi bir de beni dinle. Ben eğer nispet yapıyorsam sen ayağımın altında olduğun için bunu görüyorsun. Burada dolaşma. Senin burada Melek, ne işin var? Bak, anlatmaya geziyorsun. Canım anlatmaya çalıştım şu. Gerçekten o kadar belli ki ben o çocuğun mutlu olduğu günleri de biliyorum. Öyle mi? Sana aldığı şu teneke parçası mı? Dokunma benim seni değerli hissettiriyor kendine. Evet, evet canım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben annesiyle tanışmıştım. Ailesiyle tanıştın mı sen? Bak, o kadar ciddi misin? Saçma sapan konuşuyorsun. Başka konulara giriyorsun. Yapma. Beni Ses sinirlendirme. Ya. Beni sinirlendirme. Sinirlensen ne Zorluyorsun olur? Zorluyorsun sen benim sinirlerimi. Sinirlensen ne olur Bak, ya? Şimdi gidiyorsun. Ayağımın altında falan da dolanmıyorsun. Senin ne çiçekle istemiyorum gözümün önünde ya. Emre'yle konuştun mu olaydan sonra? Konuştuk ya şu.
Konuşmadım. Niye? Endişeleniyorum. Endişeleniyorsun. Niye endişeleniyorsun mesela? Endişeleniyorum çünkü aslında bizim yanında olmamız gereken zaman. Ama benim yüzümden çocuk olaylarla uğraşıyor. Bir de sen üzerine de gittin o gün. Ya tamam, ben daha de o yüzden gittim ama şimdi bunun önüne geçemiyoruz artık. Anladın mı? Bunu bir yerde bir kesmemiz lazımdı. Ha, yüklendim mi? Yüklendim. Yüklenmem gerekiyordu. Buna ha tamam kardeşim iyi yaptın deyip sırtını sıvazlayamazdım yani. Yüklenmem mi gerekiyordu? Evet, yüklenmem gerekiyordu. Bak, onun biliyorsun sinirleri koptu. Ya sinirleri koptu. Ve doktor demiş ki stres yapmaması gerekiyor. Anladın mı? Bizim aslında yanında olmamız lazım. Bazı şeyleri tolere etmemiz lazım. Özellikle senin, değil Bunu mi? Sen mi söylüyorsun? Nasıl yani? Çocuğun sinirlerinin şu an gerilmesinin tek sebebi senken bana kalkıp da bana niye çocuğa konuşmanla biraz sert oldun mu diye mi soruyorsun? Ya Emre'nin sinirleri benim yüzümden neden gerilsin ki? Neden mi gerilsin? Ben bu olayın bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmiyorum. Yani neden mi gerilsin? Emre bu kadar sen, tepki veremez. Veremez mi? Sen ev kiralamaya gittin, emlakçıyı hayatımızın ortasına geldin, soktun. Efendim hayatım? Tamam, ben buraya siz bana soru sorun diye geldim. Her şeyi açıklamaya hazırım. İstediğinizi bana sorabilirsiniz. Anlat anlat. Çoğal çoğal yalan var sende. Seç beğen anlat. Leyla beni zorlama. Zorlasam ne olacak? Mehtapçığım, onu bunu bırak abi. Sen bana bu fotoğrafın hesabını ver. Sen şimdi evliydin değil mi? Bak biz de evliyiz. Sen boşandın ve kızınız var. Bizim de kızımız var. Şimdi sen boşandın, güzel bir şey mi oldu? Yani çocuğun için iyi bir şey mi sence? Belki sen rahatladın iyi ama çocuğun bir baba ister, anladın mı? Bu çocuk çünkü. Çocuğun başında anasının ve babasının olması lazım. Hani ekstra durumlar hariç. Ama bizim de senin gibi olmamızı mı istiyorsun Mehtap? Böyle bir şey yapılır mı? Bu fotoğrafı çekip Nur'a yollamakla eline ne geçti? Aileye saygın yok mu senin? Saygım onda, saygı ne gezer ya. Aile ne gezer, saygı ne gezer. Sınırlarını zorlama istersen. Haddini aşıyorsun. Zorlasam ne olacak? Göreceksin ne olacağını. Arkadaşlar, birbirinizi yemeyin ya. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Siz ne alt çeviriyorsunuz abi? Bana şunun hesabını vereceksiniz. Ben böyle aranızda dırdır bir şey konuşursunuz. Bunun hesabını bana vereceksiniz Mehtap. Bu ne demek oluyor ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Yeter ya. Sizin saçma sapan kavgalarınız yüzünden benim kızım orada uyanıyor ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Asıl siz ne yapmaya çalışıyorsunuz burada? Allah Allah. Söz vermiştim Batuhan yani. Bu Asel'in üzülmesine değer mi ya? Of. Nur. Nur. Ne yaptığını görüyor musun? Ha, ne yaptığını görüyor musun? Ne yapmış? Bunların hiçbirini senin yanına bırakmayacağım. Ne yılan olduğunu herkese anlatacağım. İspatlayacağım, göreceksin. Hiçbir şey anlatamazsın. Hiçbir şey anlatamazsın. Ağzını açıp tek kelime edersen sonunu kendin düşün. Duydun mu? Tek kelime edersen sonunu kendin düşün diyorum. Bu cümleyi sana bir daha sarf etmeyeceğim. Duydun mu? Senin gerçek yüzünü herkese anlatacağım. Batu Nur aldı tüy diye her yerde yaydığını, kıza para teklif ettiğini, bana Nur'a fotoğraf gönder dediğini herkese anlatacağım bunu. Ama herkes öğrendiğinde kimse sana anne bile diyemeyecek. Özellikle de Nur, utanacak senden. Sana o fotoğrafı ben bir şey gerçekleşmeden hemen çek gönder diyen ben miyim? Kendin mi yaptın bunu? Kendi suçlarını neden benim üstüme atıyorsun sen? Sen aramadın mı beni? Nur'a da gönder fotoğrafı, Nur'a da gönder diye. Ben seni aradım da ilk kuaförde konuştuğumuzda ben sana sadece şüphelendiğimi söyledim. Kalkıp da senin gibi şak şuk resmi çek gönder demedim sana, değil mi? Kadın ya. Aşkım ya. Gel. Biliyorum. Söz verdim. Bağırmamam gerekiyordu. Yoruldum, çok sıkıldım var ya, yemin ediyorum. Yani ben gerçekten artık huzurlu olmak istiyorum. Ya yüzüm gülmeyecek mi benim bu evde ya? Aşkım özür dilerim. Evet, bağırmamam gerekiyordu. Ama içeride Mehtap'la annenin olaylarına ben şok oluyorum ya.
çıldırıyorum ya. Ama sen de tepkilerini kontrol etmiyorsun. Bak bebeğimiz uyandı. Aşkım ne yapayım? Görmüyor musun yapılan şeyleri? Bebeğim lütfen. Ya ben görüyorum ama seni de görüyorum. Ne yapacağım abi? Bana söz veriyorsun. Yükselmeyeceğine dair. Tamam mı? Sonra yine yükseliyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Ama aşkım görmüyor musun üstüme oynanan oyunu ya? Ne yapayım? Ya hep görmüyor musun üstüme oynanan oyunu? Sen de görmüyorsun. Aşkım ben biraz seninle mutlu olmak istiyorum. Bebeğim Allah aşkına bak, ben seninle mutlu olmak istiyorum. Ama araya sokulan olaylara bak. Vallahi yani beni de tanıyorsun az çok ama tutamıyorum kendimi. Tutacaksın kendini Batuhan. Bu evde huzurumuz olsun istiyorsan tutacaksın kendini. Tamam. Tamam mı? Kıza para teklif ettiğini, Nur'a resmi yollattığını, hepsini tek tek söyleyeceğim. Ne yılan olduğunu herkes öğrenecek. Söylemeyeceksin. Beni tehdit hiçbir mi ediyorsun? Şey, hiçbir şey söylemeyeceksin. Beni tehdit ne istiyorsan onu düşün. İyi o zaman, aç kulağını, iyi dinle. Ben senin gerçekten Nur'u aldattığını düşündüm. Onun üzülmesini istemediğim için bu resmi gönderdim. Bu yüzden İkinizden de özür dilemek istiyorum. Hatta Nur'dan da gitmeden özür dileyim. Nur'la şimdi görüşmesen daha iyi olur Mehtap ya. Yani bence bir daha böyle bir şeye kalkışmadan sonucunun nerelere gidebileceğini düşün. Hani bu yuva yıkar çünkü. Biz de çok kötü durumlara geldik bu yüzden. Bir işe emin olmadan onu bu şekilde yaparsan yaptığın kişileri incitmiş oluruz ağır bir şekilde. Zaten böyle bir şey yapmadığın belli Batu. Bu yüzden böyle ortaya çıktı her şey. Hiçbir şey yapmamış olduğun ortaya çıktı. Ki şu an hep birliktesiniz Allah'a şükür. O yüzden ben kalkayım. Kusura bakma tekrar. Önemli değil. Bütün suçu benim üstüme yıkmıştın, gördün mü? Benim hiçbir suçum yokmuş. Yapanı gördün değil mi? İnsan bir özür diler. Kimden ne bekliyorsam. Bebeğim. Ne yapıyorsun? İyi sen? İyi, çok pozitif geldin. Aynen. Çok özledim seni. Şakacı. Gerçekten. Ne zamandır görmüyorum. Aa, ne yapıyorsun? İyi. Senin nasıl gidiyor? İyi vallahi, nasılsın işte iş güç. Aynı devam bildiğin gibi. Seni çok özledim. Tam beni çevirmiş gibi durmuyorsun. Özledim tabii, özlemez olur muyum hayatım? Gerçekten. Tabii ben bunları pek dile getiremiyorum biliyorsun, biraz utangaçım. Utangaç. Doğru söylüyorsun. Vallahi biliyorum. Diyorum ki seninle ha. Alakalı daha çok şey merak ediyorum. Mesela? Yani mesela Emre'nin bildiğinden, Cansel'in bildiğinden daha çok şey bilmek istiyorum. Cansel'in bildiğinden daha çok şey biliyorsun ya, zaten. Ya örnek olarak söyledim, genelleme olarak söyledim. Mesela ne bilmek istiyorsun? Mesela çocukluğunu merak ediyorum, arkadaşlarını merak ediyorum, ilkokul çağlarını merak ediyorum. Öyle. Şimdi o zaman kısa sürecek. Öyle mi? Pek çocukluğumu yaşamadım, ilkokul 5'e kadar okudum. O zaman anlatacak bir şeyim yok sana yani. Şimdi öyle diyorsun da yani şimdi, sen beni seviyor musun? O nasıl bir geçişti ya öyle? Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Oradan oraya nasıl geçtin? Bir şey söyleyeceğim çünkü, bir yere bağlayacağım. Seni sevmiyorum ama senden aşırı hoşlanıyorum. Ne oldu? Dürüst oldum işte. Yalan mı söyleyeyim? Sevmiyorsun. Evet. Seni seviyorum dediğim an zaten evlenme teklif ederim sana hayatım. Yani beklemediğim yerden geldi. Anladım. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Ben de beni annenle ne zaman tanıştıracaksın diye merak ediyordum. Ne yapacağım? Annenle ne zaman tanıştıracaksın? Anamla tanışacaksın. Hı-hı. Sen? Evet. Vallahi annem ne zaman isterse o zaman. O hani senin benim istemem olacak bir şey değil. Annem ne zaman derse ki beni tanıştır anca o zaman. Yoksa 10 yılda geçse olmaz. Soruyor mu sadece ne zaman diye? Tabii ben diyorum ki. Annem benimle tanışmayı ne zaman ister?
Benden haberi var mı? Anlattın mı? Annem zaten böyle ajan gibi bir şey yani. Haberi var yani. Tabii var. Var ama o dediğim gibi annem biraz biliyorsun geçmişte yaşadığım şeylerden dolayı biraz bana karşı bu konuda katı. Katı olduğu için de öyle hani senin benim istediğim an olacak bir şey değil mi? Peki merak etme ama sormuyorum. Vallahi merak etmiyor mu? Ediyor aslında. Soru soruyor ama üstü kapalı sorular soruyor. Nereli olduğunu, işte ne iş yaptığını falan öyle. Başka bir şey yapma. İzin almadan oturdum ama istemiyorsan kalkıp gidebilirim. Yani gitmeni isteseydim oturmana izin vermezdim. Neyin var? Biliyorsun neyim olduğunu. Neyin var? İnanmadın bana Cansel. Haklısın. İnanmadım evet ama çok pişmanım. Sana inanmalıydım. Sonuçta sen erkeksin, daha iyi anlarsın veya işte başka bir şey. Güvenmeliydim sana. Boşver. Zaten başımıza ne geldiyse insanlara doğruyu göstermeye çalışmaktan dolayı geldi. Sen çok safsın. Gerçekten çok safsın. Emin misin? Evet. Ya da ben öyle sanıyorum. Bilemeyeceğim. Sadece hani hayatın bana verdiği derslerden sana da anlatmaya çalışıyorum. Ya bilmiyorum işte. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. İyi niyetli zannettim adamı. Böyle hasta ruhlu biri çıktı. Sana zarar da verebilirdi. Daha ileriye de gidebilirdi. Takıntılı da olabilirdi. O zaman ne olacaktı? Yine sana gelirdim. Seni sevmiyorum ama çok hoşlanıyorum dedin Gökhan. Bu işin hangi boyutu? Sevgili olduğumuzun farkında mısın? Yani beni eğer sevmiyorsan bunu konuşmamız lazım. Biz bunu gözden geçirmemiz lazım. Ben gerçekten sevilmek istiyorum çünkü. Ben seviyorum çünkü. Pardon canım ya. Sen ne anlatıyorsun? Nasıl ne anlatıyorum? Ben şimdi sana karşı duygularım var diyorum. Ama seni ama seviyorum kelimesinin içine seni sığdıramıyorum. Peki nasıl duygularım şu var? Şu anda dün bir, bugün iki bir süreç var önümüzde. Peki, ben seni tanıyacağım. Sen nasıl beni tanıyacaksın hayatım. Var? Anlatıyorum dinlemiyorsun ki. Senin için duygu dediğin şey seni seviyorumdan ibaret. Hayır değil. Hoşlanıyorum dedin sadece başka. Başka ne dememi bekliyorsun? İşte bak diyorsun ya çok şey hissediyorum ama seviyorum. Ya Melek Allah aşkına bak beni zorluyorsun. Zorlamıyorum. Niye beni zorluyorsun? Soruyorum. Bak beni zorluyorsun. Biz bunu konuşacağız eğer bir şeyler yaşıyorsak. Tamam bak ben sana anlatayım güzelim. Gelirsin annem ablam geliyor haftaya buluşacağız dersin. Gelirsin işte annenle beni ne zaman tanıştırıyorsun dersin. Şimdi bak seninle alakalı. Çok zaten doğal bak, değil mi? Zaten bak seninle alakalı ben zaten uyarılan bir erkeğim. Daha isim lazım değil. Bugün bile uyarıldım. Anladın mı ne demek istediğimi? Kimmiş o? Ve bunun üstüne kalkıyorsun sen bana sürekli bir aileleri bir araya getirme, sürekli bir tanıştırma, sürekli bir tanışma. Bismillah ya. Bir dur gözünü seveyim ya. Allah aşkına bir dur ya. Biraz hani bunu rölantide al, biraz ağırdan al yani. Biz daha sen beni tanıyor musun tam olarak? Tanımıyorsun. Tanımak az önce karşıma oturmuş beni tanımak istediğini söyleyen bir kadınsın sen. İşte tamam yani ben seninle alakalı şeyleri ailemden duymak istiyorum. Biraz ailemden tanımak istiyorum amaçlıydı bu. Direkt beni ailem tanımıyor derken. Ben 14 yaşında evden ayrıldım. Beni ailem tanımıyor yani. Ben askerden İşte ben bunları bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Yani bana kalkıp da karşına oturup beni tanımadığın halde annene beni ne zaman tanıştırıyorsun diyemezsin. Ya seni tanımak istiyorum. Belki annene sormak istiyorum. Annen anlatsın istiyorum. Bu yüzden söyledim. Eğer tamam evden ayrıldıysan ve onlar da senin hakkında çok şey bilmiyorsa evet. O zaman senden dinlemek isterim. Ne bileyim yakın bir arkadaşın belki. Küçüklük arkadaşı, çocukluk arkadaşı, belki kardeşin. Hiç mi kimse yoktu yanında? Yok. Anladın mı? Yok. Kısacası şimdi olmaz. Zaten dükkanda olan biten de canım sıktı. Onları özellikle hiç takma, akın falan. Anlamıyorum ki. Yani Elif'i anlamıyorum. Bu şey nereden geliyor bu kadar?
Hani en ufak şeyde arayıp beni şikayet ediyor Gökhan'a. Ulan bir dur, bir bekle. Yani bizim seninle daha çok yemişliğimiz, içmişliğimiz var. Orada bir durum yaşıyorsan bir gel sor bana, neyin var, nasılsın? Bir soru mu var kardeşimle? Arayıp direkt Gökhan'a söylemek nedir yani? Hani aynı şey onun başına gelse ben onun arkasında dururum yani. Ama işte insanlara dediğim gibi hani iyilik yaramıyor. Haklısın. Ama boş ver. Senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Bir de bir şey soracağım sana. Söyle. Neden bu kadar sinirlendin yani? Ben seni tanıyorum. Sen normalde o kadar sinirlenen bir insan değilsin. Çabuk sinirlenmezsin, kendini kontrol edersin. Tam kontrolden çıkınca farklı ama kendini kontrol edersin. Neden bu olaya bu kadar sinirlendin? Çünkü tahammül edemedim. Yani seninle sevgili olduğunu iddia ediyor. Bir de gelmiş karşıma hani hem suçlu hem de güçlü olmaya çalışıyor. Benim öyle sinir etti herif yani. Gıcık oldum herife ya. Gıcık oldum yani. Sinirlendim. Bu kadar. Öyle mi? Aynen. Bu kadar. Ha, bu kadar. Başka ne olabilir? Sen benim için değerlisin. Yerin ayrı. Hani bunu sana söyleyebilirim. Hı. O yüzden kimsenin sana zarar vermesini de istemem. Sonuç itibariyle ben seni çok uzun zamandır tanıyorum. Peki. Hı. Ama kızgınlığın geçti mi? Geçti. Geçti. Şok olmasa da. O zaman gel yürüyelim. Hadi gel. Senin beni sevdiğin gibi yarım sevmedin. Havale ettim seni kalbimin avukatlarına. Sen yürü taştan kır beni. Estir baştan ya ben. Hep ona yandım ben. Sen aşkın olmadığı yerden bakıyorsun hayata ya ben. Sana ölürüm ben. Sen yürü taştan kır beni. Al yeni baştan ya ben. Hep ona yandım ben. Sen aşkın olmadığı yerden bakıyorsun hayata ya ben. Ne haber Tuğçe? İyi, buraları düzenliyorum. Tuğçe'cim, uğraşman çok güzel ama bana da sor, bana da danış. Ciddi mi diyorsun, dalga mı geçiyorsun anlamadım. Yok, çok ciddiyim. Düzenleyeceğim tabii yani burası benim de dükkanım sonuçta değil mi? Tamam, ben kötü bir şey demedim ki. Dalga niye geçeyim canım? Ne bileyim. Söyleme, hani ben söylemeden yapman güzel bir şey. Ayrıca şey de yap. Arada bir mahalleye çık kes çünkü bu civara hitap etmemiz gerekiyor. Hani satılabilecek ürünler almaya çalış. Çünkü tamam çok güzel giyiniyorsun, çok fıstık gibi bir kızsın falan filan ama hani herkes senin gibi ince ve zayıf değil. Ne yapayım, kilolara göre ayrı kıyafet mi alayım? Hayır, onu demek istemiyorum. Tabii ki kilolara göre ayrı alacaksın. Çünkü civar ne giyiyorsa onu satmak zorundayız. Anladım, tamam yaparız onları. Sen bayağı bayağı. Hayır, baktım gergin şöyle bir... Misin? Hayır, gergin değilim. Baktım şöyle bir, aldığın şeylerin hepsi bu tarz şeyler. Sen güzel giyiniyorsun da Yozgat'ta böyle giydirmezler adamı. O ne demek şimdi ya? Yani bizim oralarda böyle giydirmezler adamı. Burası Yozgat değil yani. Farkında mısın? Evet, farkındayım. İyi var. O yüzden civara göre alışveriş yapacağız. Oturayım ki ben batmayayım, batırma beni diye. Öyle mi diyorsun?
Öyle diyorum çünkü ben batırma büyük... Batırma beni derken? Büyük hisseye ben sahip olduğuma göre tabii ki patron burada benim. Tabii ki bana sormadan hiçbir şey yapmayacaksın. Senin görevin dışarıdan mal alıp getirmek ama muhasebeyi tutan benim. Müşteriyle ilgilenecek olan da benim. Ve senin aldığın malları müşteriye satacak olan kişi de benim. Gidip kendine göre kıyafetler alırsan ben bunları müşteriye nasıl giydireceğim? Ya şişman kadınlar gelirse? Hiç düşünmedin mi? Herkes senin gibi ince ve zarif değil ki. Niye beni yanlış anlıyorsun? Bana patronculuk mu oynuyorsun? Hayır. Sadece ben de fikrimi söylüyorum. Hani bana sormadan gitmiş, alışveriş yapmışsın, getirmişsin, koymuşsun. Güzel ama. Bizim için yapıyorum hepsini. Patron. Sabahtan akşama kadar da bunlarla uğraştım. Hiçbir şey yemedim. Bırak o zaman işi gücü. Hadi gidip yemek yiyelim. Acıktım. Ismarlıyor musun patroncum? Ismarlıyorum. Hadi gidelim. Küçük patroncum. Hadi gel. Uf, al şu şıkır şampımdı ya. Allah aşkına. Neyle geziyor? Ayol, ne yalan borcum var sana. Batu da kimmiş? Aa, benim için o dış kapının dış mandalı. Ne yapıyorsun anne? Canım, sonra görüşelim mi? Ne yapıyorsun? Arkadaşımla konuşuyorum. Yanlış yapıyorsun, farkında mısın yani? Tamam, Batu'yla bir şeyler düzelmiş gibi olabilir ama yani... bu söyledikleri... hani Batu duysa bunları sıkıntı çıkacak. Her şey düzelmiş değil. Her şey düzelmiş değil derken? Ya anneciğim. Ne? Farkında mısın ne konuştuğunu? Farkındayım tabii ki. Gerçekten sana diyecek lafım yok yani. Diyecek lafın olmasın zaten. Ben sana neler söylüyorum, sen benim dediklerimin tam zıttını ve tersini yapıyorsun. Ben mi zıttını yapıyorum, sen mi zıttını yapıyorsun? Ya gerçekten sana bir şey bulamıyorum diyecek artık. Ne yapıyorsan yap. Ama ben olanlardan sorumlu olmam, tamam mı? Kızım, kocan seni esir almış, beni değil canım. Benim özgürlüğümü kimsenin ellerine teslim edemem. Hiç kusura bakma. Nasıl istiyorsam öyle yaparım. Tamam, devam et. Ama devam ediyorum zaten. Tamam, sen sorumlu değilsin. Olmadı zaten. Seni de ilgilendirmiyor ayrıca. Kocanı da ilgilendirmiyor. Alo, nerede kalmıştık canım? Evet, devam edelim. Çocuklar, Akın nerede? Akın'ı bir çağırsanıza bana. Akın! Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyidir, çalışıyoruz. Sen? Mutfağı kapatmışsın kendi. İşler güçler kanka, çalışıyorum. Ben bir listeye bırakmıştım. Ne yaptınız o listeyi? Tamamladınız mı? Vallahi kardeşim. Lafa gelince işletme müdürü, icraata gelince gördüğün gibi Emre Bey ortalarda yok. Halletmesi gereken kişi Emre Bey ama halledemiyoruz bir türlü. Bakın bak, sen buradasın, sana soruyorum. Sen de kalkmışsın bana farklı farklı cevap veriyorsun abi. Sıkıldım bak bu işlerin sana. Yeter, bir kendinize çekip düzen verin ya. Hadi hayatım. Gerçekten son olsun ya, kendinize bir çekip düzen verin yani. Hadi gidelim. Yalnız. Hoş bulduk. Niye selam vermiyor musun sen? Ne yapıyorsun? İyiyim. Sizin garsonunuz yok mu bunları alacak? Bugün garson yok. Ben yardımcı olayım mı? Ben olurum. Sen zahmet etme. Teşekkür ederim. Neyse. Alışveriş yapmışsın. Evet, çantadan tut da küpeye kadar her şeyimi aldım. Da benle çok ilgilenmiyorsun bence şu anda. Hayır, ilgilenmiyorum. Her zamanki gibi ilgi alanına girmiyorum. Neyse, burada oluyor bana böyle bir şey. Yoksa sendeyim. Şöyle bir şey var, başka yerden alışveriş yapmanı istemiyorum. Bana çok bozuldum aslında. Aa,
Ne yapıyorsun? Yine sana bir haller oldu yani. Bir hal falan olduğu yok. Sen böyle dışarıdan alışveriş yapınca ben rahatsız oluyorum. Sonuçta benim bu team ortaksın sen. En azından küçük de olsa bana bir destek olabilirsin dışarıdan alışveriş yapmak yerine. Aşk olsun. Tamam, doğru söylüyorsun. Eskileri tamamlarsın. Kendi beğendiğin ürünleri de koyarsın. O zaman giyersin. O zaman ben seni giydiririm. Tamam. Butikte her şey yok. Ne yapayım şu anda sonuçta? Yapacağız yavaş yavaş. Ben de bakıyorum bu arada. Göz gezdiriyorum. Neler var? Neler ekleyebiliriz? Ne yapabiliriz? Lütfen. Yani. Daha fazla bak. Tamam. Zaten eş seçimi yaparken doğru düzgün bir şey becerebildiğim yok. Senin de becerebildiğin yok ya Hoşa. Bari bu işi doğru düzgün becerelim. Başlamışken. Yalan mı? Sen de güzel yapamıyorsun, ben de güzel yapamıyorum. Hani erkek seçimi kolay yapamıyoruz. Doğru. Hayatımıza aldığımız erkeklerin hepsi doğru olmadığına göre. Şimdiye aynen kadar böyle kaldığımıza göre. O konuda hep yanılıyoruz. Aynen. Sanki böyle kırık bir aşk hikayem varmış gibi baktın. Böyle var ya şey oldu mu? Çok zor. Yani dökül, dökül. Aklımdan geliyor, geçiyor. Ondan sonra böyle akın gidiyor işte. Kapıdan çıkıp çıkıp gidiyorlar. Nasıl? Beğendin mi burayı? Deli misin? Harika bir biç. Sen de şanslısın. Benim gibi salonlara tıkılıp kalmadı. Patron sağ olsun. Gökhan'dı değil mi? Keşke benim de patronum olsaydı. Televizyonda görüldüğü kadar yakışıklı mı? Ya saçmalama. Hiç heveslenme. Onun peşinde koşan çok kız var. Ya kendim için söylemiyorum canım. Senin için diyorum. Yani aranızda bir şey olsa fena olmaz. Ay saçmalama ya. Hayır. Bak doğruyu söyle. Aranızda bir şey varsa söyle. Olamaz. Adamın sevgilisi var. Aa, sevgilisi mi var? Belli olmaz bu işler ama. Kısmet neyse olur. Deli ya. Sen gitmedin mi evine? Görmüyor musun? Kahvaltı hazırlıyorum. Görüyorum da senden kahvaltı isteyen mi oldu? Sana var ya iyilik de yaramıyor ya. Ne iyiliği yapacaksın ya? Yap 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 ondan sonra iyilik yap. Öyle bir doğru yüz yanlışı götürmüyor. Yani senden iyilik isteyen olmadı. Daha dün günahımı alıyordun. Bugün de bunları mı söylüyorsun? Ayıp ya. Sen nasıl bir şeysin ya? Ya ben Nur'un annesiyim. Bir parçacık saygı istiyorum. Saygı, saygı. Ya sen bunu... Çok fazla şey istemiyorum senden. Sen bunu hak ediyor musun? Senin yaptığın şeyler bizi buraya getirdi. Hem suçlu hem güçlü hiçbir şey yapmamış gibi. Yani ben anlamıyorum seni ya. Hiç meleksin. Hiçbir şeyin yok, hiçbir şey olmamış gibi gelip... Yani nasıl bir kafa yaşıyorsun ya? Ay bak bak laflara bak hele. Evine gider misin? Gitmiyorum. Gitmiyorsun. Gitmiyorum. Evet gitmiyorum. Tamam. Canım ne zaman isterse o tamam, zaman otur gidip. Şimdi kahvaltını yap. Tamam ben sana ne yapacağımı biliyorum. Yaparsın yaparsın. Sen daha neler yaparsın. Karakola da gidersin. Polis de çağırırsın. Ben seni bilirim. Sen neler yaparsın. Bugüne kadar sana yaptıklarımı kocama yapsaydım kocam beni başında tac ederdi be. Sen nasıl bir insansın? Ben seni asla anlamış ve çözmüş değilim. Bilmiyorum ki nasıl bir insansın. Ne anneciğim? Ne yapıyorsun? Kızım. Kızım. Babam. Şişt, ağlama kız. Ağlama kız. Eyvah. Ne yapıyorsunuz aşkım? Oyun oynuyoruz. Hı? Oyun oynuyoruz. Ya bir şey diyeceğim ya. Bugün dışarıda mı yapsak kahvaltımızı? Bir brunch yapalım güzel. Bir yere gidelim. Allah Allah, nereden çıktı? Ya ne bileyim, hava alalım işte. Aa. Dışarı çıkalım. Bir değişiklik olsun. Hı? İyi düşünüyorsun. Allah aşkına o zaman sen hazırlan. Evet, hazırlanıyorum. Sen de Asel'e bak. Tamam. Oy.
sen gitmezsen biz gideriz.